Bu bölümde sizinle başta Bitcoin olmak üzere altcoin'leri şöyle bir değerlendireceğiz. Düşecekler mi, yükselecekler mi? Neler oluyor, neler bitiyor? bitcoin de acaba hangi seviye çok kritik bir seviye? Bitcoin kaç dolar olmalı ki gazını böyle iyice alıp yükselmeye devam etsin? İşte bugün tüm bunları konuşacağız dostlar. Teknik analize de şöyle hızlıca bir bakacağız. Özellikle Bitcoin tarafında böyle daha kısa vadeli konuşmak istiyorum bu bölümde. Çünkü önceki videoda biliyorsunuz Bitcoin ve genel böyle kripto para piyasasına yönelik olası riskleri daha uzun çerçevede paylaşmıştım sizinle. O videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz dostlar. Bir de biliyorsunuz Ledger çekilişimiz devam ediyor. Bu çekilişe katılmak için iki önceki videoyu özellikle izleyin dostlar. Bir de mutlaka kanalıma abone olun olmadıysanız ve yanındaki elbette zile de dokunun. Videolarımı beğenip değerli fikirlerinizi, yorumlarınızı yazın. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Telegram kanalım ve grubum var dostlar. Oraya da gelin. Böyle sohbet ederiz vakit buldukça. Linkleri bu videonun altında var. Hadi dostlar. Şimdi böyle hiç kimseye alınmaya almayın demeden yatırım tavsiyesi vermeden tam gaz başlıyoruz. Bitcoin'de son videolarından birinde sizinle destek noktalarını paylaşmıştım ve demiştim ki işte 8900 ve 9000 dolar civarları destek noktalarıydı. O videolarda var dostlar. Bitcoin'in son hareketlerine baktığımızda da tam bu noktalardan böyle sektiğini ve böyle 8900 dolar arasında böyle dokunup buralardan güç alıp yükseldiğini ama sonra tekrar böyle aşağı indiğini gördük. Düne kadar mesela birkaç gündür böyle 9000-10000 dolar arasında bir destek ve direnç vardı. O iki bölge arasında böyle ping pong topu gibi Bitcoin gidip gidip geliyordu ama şu da var dostlar şunu söyleyeceğim. Hani bu desteği direnci falan konuşuyoruz ama bir altına inersek, bir alt noktasını inersek orada 7600 dolar var ve orası daha kuvvetli bir bölge. Belki de içlerinden yani şu anki perspektifte konuşurken içlerindeki en güçlüsü burası. 7600 dolar bölgesi ama zaten şu an oralara yakın değiliz dostlar. Onu konuşmak için zaten şu an erken ve şu an dostlar Bitcoin ne yapıyor biliyor musunuz? İkili dip dediğimiz trend devam formasyonunu yani önce Önceden gördüğümüz o kalıp hareketler var ya işte onlardan bir tanesini yapıyor dostlar ve bu kalıp hareketlerde genelde devam formasyonudur. Yani şurada baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Lütfen buraya dikkat. Eğer diyoruz dostlar, eğer Bitcoin bir önceki dönüş yaptığı seviye olan 13.200 dolara yükselip oralarda böyle tutunabilirse, oralarda kalabilirse dostlar tekrar aşağıya inmeden ikili formasyonu tamamlanıp Bitcoin gazını alıp tekrar böyle yükselişine kaldığı yerden devam edebilir. Şimdi Uzun vadeli olarak kritik seviye bence burası kritik eşik bence burası 13.200 dolar civarı. Bir de mesela bana dostlar YouTube yorumlarında soruyorsunuz YouTube videolarının altında soruyorsunuz diyorsunuz ki Eren Bitcoin buradan düşer mi? Hani 3-4 gün önce bir arkadaşa mesela şöyle bir şey demiştim. Abi dedim bitcoin sabit kaldığında hatta yükselmeyi deneyip yükselemediği zamanlarda bunların sonrasında genelde düşüş geliyor dedim dostlar. Bunu var ya inanın hiç teknik analize falan dayanmadan tamamen hani sezgisel piyasa takibiyle söylüyorum. Mesela geçen sefer bitcoin son denemesini yaptığında yani 12.450 dolar üzerinde eğer tutunabilseydi inanın işimiz çok daha kolay olacaktı. Sanırım çok uzun zamandır böyle süren ayı piyasasında etkisiyle Bitcoin yatırımcıların tüm dünyada hani Bitcoin'e güvenebilmesi için Bitcoin'in şu an sürekli yükselmesi gerekiyor. Bakın buraya dikkat. Bitcoin'e sürekli güvenebilmesi için Bitcoin'in maalesef sürekli yükselmesi gerekiyor. Bu biraz da tabii FOMO. Yani eyvah işte ben fırsatı kaçırıyorum. Bitcoin çok yükseliyor. Ben hemen almalıyım falan. Bu bu korkuyu yaratıyor belki de Bitcoin'in sürekli yükselmesi. Eğer yükselmezse de yani Bitcoin sürekli yükselmezse de yatırımcılar korkuyor ve kaçıyor. İşte bu da zincirleme bir şekilde düşüşe neden olabiliyor. Yine de sanırım bence Bitcoin'e böyle belki de uzun vadeli güvenmek lazım. Mesela aylar önce Bitcoin 3100 dolarlara kadar düşmüştü hatırlarsanız. Sonra çıktı 4000 lira ve hatta şunu söyleyeyim 3100 dolara düşmeden önce de çok uzun süre yaklaşık 2 ay falan 6000-6500 dolar arasında gidip gidip gelmişti. İşte mesela yani 6000-6500 dolarlarda bile güvenseniz Bitcoin'e tabi yatırım tavsiyesi değil bu güvenilse yani. Sonrasında yarı yarıya bile düşse. Şimdi geldiğimiz noktada yine kardayız. Hatta bir ara 13.900'e falan çıkmıştı Bitcoin hatırlıyorsunuz. Bu da mesela toparlayacak olursak ne anlama geliyor? Önce %50 değer kaybı anlamına geliyor. Sonra da %50 hatta %50'den çok az daha fazla kazanç anlamına gelebiliyor. Ama tabii ki bunlar sınır değerler dostlar. Hiçbir zaman Bitcoin'i ne olursa olsun en düşükten alıp en yüksekten satmayı amaçlamamak lazım. Çünkü o noktalar sürekli değişebilir dostlar. Bunlar bence insanı yıpratabilen şeyler olabilir. Teknik analiz dışında mesela kripto paraları ve ve blockchain'i konuşacak olursak da şimdi mesela çok çok yeni bir haber var. Onu paylaşayım sizinle. g 7 diye bir birlik var dostlar. Daha doğrusu bir oluşum bu. Araştırdığıma göre de dünyanın ekonomisi en büyük 7 ülkesinin oluşturduğu bir birlik bu. Ve içerisinde kimler var biliyor musunuz? Almanya var, İngiltere var, Amerika var, Kanada var, Japonya var, İtalya var ve Fransa var. Ve bu G7'nin içinde olan Japonya şimdi mesela uluslararası olarak bankalar arası para transfer yapabildiğiniz SWIFT var ya. SWIFT sistemine benzer bir sistemi kripto paralar üzerinde, blockchain üzerinde inşa etme kararı aldı. Yani dostlar, yani şunu söyleyebiliriz. Bir önceki videodaki iddiamı destekleyen bir haber bu bence. Diyorum ki abi, diyorum ki hakikaten tekrar bu iddiamı tamamen benim kendi iddiam bu. Ülkelerin birbirleriyle yarıştığı bu petrol olur, doğalgaz olur gibi bu alanlar var ya. Artık bu alanlara hani daha böyle küçük küçük de olsa kripto paralarda dahil olmuş. O da bir yarış enstrümanı. Hani olur veya olmaz olmaz ama ben yakın zamanda mesela Amerikan hükümetinden ciddi bir hamle, ciddi bir atak bekliyorum. Swift olayının şöyle kritik bir tarafı var mesela. Dünya üzerinde siz Swift'i kullanarak birine dolar gönderdiğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz dostlar? Bakın buraya çok dikkat. Para önce Amerikan hazinesi tarafından onaylı bir bankaya gidiyor ki Amerika bu transferi net bir şekilde takip edebilsin. Ondan habersiz tabiri caizse kuş bile uçmasın. E şimdi mesela Japonya kripto paraların gücü sayesinde blockchain'in hani merkeziyetsiz gücü sayesinde Amerika'nın hakimiyeti olduğu istediği gibi böyle izlediği istediğine belki onay verdi istediğine onay vermediği bir sisteme alternatif getirirse Amerika'nın burada burada dostlar çok ciddi bir endişesi olur. Bunu istemez. S-400 meselesiyle çok benzer mesele abi. Onu da istemiyor, bunu da istemiyor. Adamlar çünkü kurduğu sistemin patlamasını istemez abi. Niye istemez biliyor musunuz? Çünkü birincisi Amerika finansal sistemdeki ağırlığı sebebiyle istediği ülkeyi bu finansal sistemin dışına çat diye itebiliyor. Çat diye ben istemiyorum Oluyor. Finansal sistemin doların referans olduğu bu ekosistemde buradan direkt dışarı atabiliyor. İkincisi olarak da her yapılan swift işleminden komisyonlarını alıyorlar. Yani paradan bu noktada da para kazanıyorlar ve bu paranın tabii ki de bu musluğun kesilmesini istemezler. Üçüncü olarak da her swift transferini dediğim gibi istediği gibi izleyebiliyor. Aynı şehirde mesela yan yana yaptığınız swift transferi olsun, bu önce Amerika'ya gidiyor, ondan sonra onun kontrolünden geçtikten sonra tabii ki bu muhtemelen çok hızlı oluyor. Ondan sonra geliyor dostlar. Şimdi ben burada her şeyi boş verin abi size sormak istiyorum. Amerika bunu ister mi? Amerika bütün sivil sistemini alternatif bir sistemi kripto paralar üzerine blockchain üzerinde ister mi? Elbette istemez. Yani yapmaz bunu. Dolayısıyla dünya buraya giderken Amerika buna ne kadar tukaka diyecek? Bir de böyle bir soru var. Belki de böyle bir paradoks var. İşte ben burada şunu iddia ediyorum. Bence fazla zamanı yok abi. Ben buradan mesela 5 sene sonra 10 sene sonra Trump'ın işte bu kadar böyle bitcoin karşıtı, kripto paralar karşı tweet atacağını sanmıyorum mesela. Aynen bundan 5 sene önce, 10 sene önce çoğu insanın kripto paraları çok daha böyle alaya aldığı, hafife aldığı, o ne ya falan filan işte dark web'dir işte bilmem nedir falan böyle hafife aldığı dünyadan geldiğimiz gibi. Neyse dediğim gibi kripto paraların ülkeler arası yarışta artık bir enstrüman olduğunu biliyoruz, bunu düşünüyoruz. Dediğim gibi aynen petrol gibi, doğalgaz gibi. Bunlar tabii ki başlangıç aşamasında. Şu an belki de bir fırtına öncesi sessizlikte de olabiliriz. Hani böyle bir durumda olabilir. Gitgide belki de ortam daha da kızışacak. Belki de kripto para savaşı başlayacak abi. Sonrasında da hani fırtına sonrası sessizlik gelecek ve muhtemelen taşlar şimdiye göre çok daha fazla yerli yerine oturacak. Bu arada videonun başında size kısa vadeli konuşalım dedim ama biraz yine ipin ucu uzun vadeliye doğru kaçtı ama çok uzun vadeli dostlar. Bu dediğim hani Japonya'nın Swift alternatifi var ya bu mesela çok yeni bir haber. Birkaç sene içinde kurmayı planlıyorlar abi bu işi. Dolayısıyla birkaç sene sonra belki bambaşka şeyleri konuşuyor Olacağız. Bir de mesela daha kısa vadeli konuşalım. Bitcoin için daha böyle bugünü konuşacak olursak da dostlar gündeme gelen yeni bir haber var. Onu paylaşacağım size. Bu arada şunu da hatırlatayım tekrar. Lütfen kanalıma abone olup zile dokunmayı ve videolarımı beğenip değerli yorumlarınızı kısa veya uzun hiç fark etmez. Hepsini yazmayı lütfen unutmayın dostlar. Arada böyle bir hatırlatayım dedim. Şimdi haber şu abi. Haber şu Bitcoin ile ilgili. Diyorlar ki Coin Telegraph'ta çıkan bir haber bu. Bitcoin madencileri önümüzdeki sene hani Bitcoin'de gerçekleşecek blok yarılanması var ya işte oradan maksimum karı alabilmek için piyasayı adeta büyük balina gibi kontrol etmek istiyor. Ve Bitcoin'in 6500 dolardan aşağı düşmesini istemiyor. Buna göre marketi kontrol etmek istiyor diyorlar dostlar. Hani bu ne kadar gerçekleştirilebilir? Bunu hep birlikte göreceğiz ama önceden mesela hep şu konuşulurdu. Yani Bitcoin işte 6000 dolardan aşağı düşmez ha. Kesinlikle düşmez. Yoksa madenciler zarar eder. Kapatıp giderler. Şalteri kapatır. Bitcoin blockchain patlar deniyordu. Ama sonrasında gördük ki madenciler bu işe öyle inanıyorlardı ki Bitcoin'i hani tabiri caizse hani kapatıp gitmediler. 3000 dolara da düşse belki hesaplanandan yarı yarıya daha da düşse kapatıp gitmediler. Neyse yine dönelim isterseniz. Bugünleri konuşalım. Bugünkü piyasanın biraz da böyle bir altcoin'lerini değerlendirelim dostlar. Bence şu an her birini böyle tek tek analiz etmesek de ben şunu söylemek istiyorum. Bakın buraya çok dikkat. Bitcoin Bitcoin'de şayet yaşadığımız bu düşüş eğer bir düzeltme ise yani 13.900 dolarlardan adım adım geri çekilmemiz bir düzeltme ise yani düşükten alanların yükselince satması nedeniyle oluşan bir düşüşse Bitcoin sert hareket etmedikçe altcoin'ler tekrar bir toparlanma sürecine girebilirler ki zaten birkaç gündür böyle hani çok sert olmasa da ufak tefek böyle bir toparlanıyorlar ama yine de hani o birkaç ay önceki zamandan uzaklar yani birkaç ay önceki durumdan daha uzak noktadalar. Bir de mesela Binance Stellar için büyük bir staking airdrop başlattı dostlar. Airdrop kampanyası başlattı. Buna göre artık Stellar yatırımcıları, Stellar coin sahibi olanları, XLM sahipleri Binance'da o coinlerini tutarlarsa aylık olarak bedava coin kazanacaklar. Toplamda 775 bin dolarlık XLM dağıtılacak. Yarın başlayacak bu kampanya ve Binance kullanıcıların XLM bakiyelerini günlük ekran görüntülerini alacak. Yani günlük olarak kontrol edecek ve bu şekilde bu hediyeleri dağıtacak dostlar. Bu tür hareketleri analiz ettiğimiz zaman ben şunu söyleyebilirim bu noktada. Aslında başka borsalar veya soğuk cüzdanlarda yatan XLM'ler var ya işte onları Binance'a çekmek, onları böyle bir dolaşıma sokmak, Binance'a ekstra bir hacim katmaya yönelik hareketler aslında bu. XLM dışında genel olarak altcoin'ler zaten dediğim gibi bir toparlanma sürecine girdiği gibi duruyor. Bunun dışında sizinle bundan yaklaşık 3 hafta önce paylaştığım bir proje vardı. O zaman 14 Satoshi'ydi paylaştığımda ve şu anda da 23 Satoshi dostlar. Projenin adı Apollo. Yani Apollo Currency. Dünyanın en hızlı coin'i olmayı hedefliyorlardı. Ve rakip olarak başta XRP olmak üzere birçok büyük projeyi hedef alıyorlardı. İşte onunla ilgili o videoda demiştim ki ben Apollo'da sharding denen bir ölçeklendirme çözüme geliyor diye. Kendi blockchain ağının işte böyle aşırı talepte şişmemesi, tıkanıp patlamaması için Apollo Sharding'i kendi blockchain'ine entegre edecekti ve şu anda da yeni yayınladığı bir habere göre bunu entegre etti dostlar. Yani verdiği bilgiye göre Sharding'i kullanan aktif blockchain'ine entegre eden ilk kripto para oldu. Ethereum'un mesela yaşadığı sorunlardan bir tanesi olan o yüksek talep karşısında şişme sorunu var ya işte onu Sharding teknolojisiyle engellemeye çalışıyorlar. Onu planlıyorlar. Şimdi mesela her blockchain'de olduğu gibi Apollo'nun blockchain'inde de işlem sayısının artması işte bunu illa böyle hani işlem sayısının artması derken bunu illa böyle kripto para gönderimi olarak düşünmeyin. Hani o da var ama herhangi bir değerin transferi olarak düşünebilirsiniz burada. Bunların böyle sürekli artması Apollo'nun veri tabanını şişiriyor. Yani aslında böyle bir her geçen gün kullanılmaz hale getiriyor. Bu sadece Apollo'ya özel değil her proje için böyle. Sharding ile dostlar daha kısa blok süreleriyle daha hızlı işlem yapılabiliyor ve blockchain'in de her işlemi doğrulamak için a böyle tam erişimi gerekse de bunu her defasında yapmıyor dostlar. Çoğu işlemde tüm veri tabanının daha böyle küçük küçük parçalarını alıyor işlem yapmak için o küçük parçalar yeterli oluyor. Yani sharding ile birlikte Apollo'nun veri tabanı ya zaman odaklı ya da blok odaklı olarak küçük küçük parçalara bölünüyor ve içindeki her not diğer notlarla ilişkili oluyor. Birbirleriyle konuşmaya devam ediyorlar. Zincirler böyle birbirlerinden bağımsız olarak süreci yönetmeye devam edebiliyorlar. Peki bundan neden ihtiyaç duyuluyor? Öyle değil mi? Yani Apollo bunu neden yapıyor derseniz de dostlar şöyle söylüyorlar. Dağıtık defter teknolojileri içinde en bilineni olan blockchain'in artık bir endüstri olduğu takdir edersiniz ki kabul ediliyor ve 2023'te 23 milyar dolara bu sektörün erişeceği 2025 yılında da tam 300 milyar dolarlık koca bir sektör olacağı tahmin ediliyor. Yani bugüne göre. Dolayısıyla bu ne demek dostlar? Bu çok ilgi demek. Çok kişinin artık buralarda toplanması demek. Çok kişi demek de hani takdir edersiniz ki çok daha fazla yatırım demek. Çok daha fazla kullanım ve tabii ki de yatırım tavsiyesi olmasın ama kripto paralarında uzun vadede yükselmesi anlamına gelebilir bu. İşte tam bu nedenle Apollo şu an erkenden bu işi çözmek istiyor. Erkenden ölçeklendirme işini çözüp bitirmek istiyor dostlar. Odaklandığı nokta bu. Ethereum'u biliyorsunuz mesela abi. Her ne kadar şu an hani sağlam olsa da önceden piyasaya giriş yapması ve güzel bir proje olması nedeniyle sağlam bir yerde olsa da 3 senedir proof of stake dediğimiz blockchain konsensus modeline geçecek mesela bekliyoruz. Bir de mesela ölçeklendirme problemini de tam anlamıyla çözecek. Yani bunu da bayağı bir süredir bekliyoruz olsa. Bu bölümde kısa vadeli olarak Bitcoin'de kritik seviyene, altcoin'lerde durum ne? Bunları şöyle kısaca anlatmak istedim. Biliyorsunuz Ledger'ın analiz çekilişimiz devam ediyor. Kanalıma abone olup hemen yanındaki zile dokunmayı unutmayın. Videolarımı beğenip değerli yorumlarınızı yazarsanız da süper olur, über olur. Şimdilik görüşürüz.